Herkese merhabalar sevgili üçüncü sınıflar bugün nasılsınız bakalım bugün yine harika bir hayat bilgisi konusuyla karşınızdayız beraberiz birlikteyiz peki hangi konumuz hayat bilgisinin konusu milli birlik ve beraberliğimiz sevgili üçüncü sınıflar çok güzel bir konu yine burada bol bol sohbet edip bol bol hayatımızın içinde olan bu bilgiyi ne yapacağız eğlenerek bol bol gülerek bol bol örnekler vererek öğrenmiş olacağız diyoruz hemen kalemlerimizi alıyoruz ve nereye bağlanıyoruz. E tabii ki sevgili uçan Tonguç'a. Evet sevgili Tonguç bugün ne öğreneceğiz, ne öğreneceğiz, ne öğreneceğiz diye soruyoruz size. Ve millik birlik beraberliğimizi güçlendiren olaylar nelerdir diyor sevgili Tonguç. Ve ülkemize göç etmiş insanlara nasıl davranmalıyız? En önemli iki konu başlığımız diyor. Sevgili Tonguç'u hiç bekletmeyelim. Neden? O uçup gitsin biz de konumuza başlayalım isterseniz. Hadi bakalım gelsin. Güzel mi güzel konu Vamos Birlikte güçlüyüz. Öyle değil mi sevgili üçüncü sınıf var? Yani sınıfta bile bir etkinlik yaparken birlikte yapmakla hop şöyle kaymasın. Böyle birlikte yapmakla ya da bir grup çalışması yapmakla ya da tek başımıza bir çalışma yapmak arasında çok ama çok farklar var. Örneğin bir grup çalışmasında birçok arkadaşımızla katılırız etkinliğimize. Birçok arkadaşımızın fikrini duyarız. Onlarla iletişim haline geçeriz değil mi? Yani kendimizi belki daha iyi hissederiz. Ama kendi başımıza yaptığımız bir et etkinlikte tek başımayız değil mi? Yani dolayısıyla belki çok etkili olamayız. Yani bir su halkası, bir su damlası şeklini düşünebiliriz. Peki birlikte güçlüyüz derken neyi kastediyoruz? Hadi okuyalım hemen güzel bir şekilde. Milli birlik ve beraberlik, milletçe birlik olmak, bir arada yaşamak ve birbirine yardım etmek demektir. Harika bir cümle olmuş gerçekten. Biz bir arada yaşıyoruz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeyiz ve biz gerçekten bir birlik içindeyiz. Birbirimize sürekli yardımlar ediyoruz değil mi? Bu en basından ailemize yardım, komşularımıza yardım, akrabalarımıza yardım şeklinde aslında bu su halkası gitgide gitgide ne yapıyor? Büyüyor ve genişliyor. İşte bu yüzden de ne diyor? Birlikte güçlüyüz. Peki milli birlik ve beraberlik millet olarak birbirimize kenetlenmemizi ve güçlenmemizi sağlıyor. Kurtuluş Savaşı da milli birlik ve beraberliğin en önemli örneğidir. Değil mi sevgili var sınıflar? Birçok öğretmenimiz bu konuya güzelce değinmiştir eminiz ama biz de ufak bir şöyle kısa bir değinme yapalım. E, Kurtuluş Savaşı'nda tabii ki de Türkiye halkı her şeyini vermek istedi ama bugünkü şartlarımız yoktu. Dolayısıyla insanlar evlerindeki bir parça nohudu bir bir parça unu evinde giydiği terliği belki e, giydiği bir kıyafeti verdi ve dolayısıyla birlikten ne oldu? Kuvvet doğdu ve Kurtuluş Savaşı'na güzel bir şekilde katıldık. Milli birlik ve beraberliğimizin de en ama en önemli güzel örneklerinden olabilir diyoruz. Peki milli birlik ve beraberliğimizde başka neler oldu? Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkı az önce söylediğimiz gibi yiyeceğini, giyeceğini orduya vermişti değil mi? Şu anki gibi güçlü bir ordu yoktu tabii ki de geçmiş zamanlarda daha ilkel şartlarda, daha ilkel koşullarda çalışılıyordu değil mi? Şu anki gibi gelişmiş bir teknoloji, gelişmiş bir sanayi, gelişmiş bir tarım, gelişmiş bir hizmet sektörü maalesef yoktu. Dolayısıyla geçmiş deki insanlar bu resimde de görmüş olduğunuz gibi aslında çok güzel bir resim. İnsanlar evlerinden havlularını, çarşaflarını, kıyafetlerini o an askerlerimizin neye ihtiyacı varsa hiç düşünmeden ben de bir tane var, vermesem de olur çünkü benim ihtiyacım var demeden evde ne var ne yoksa ne yaptılar? Hemen topladılar. Bunların hızlıca notlarını aldılar. Özellikle bakliyat değil mi? Sadece kıyafet değil. Askerlerimizin sadece kıyafet dışında özellikle ilaç, e, kuru gıda gibi ihtiyaçlarını halktan temel ihtiyaçlarını hatta diyebiliriz. Ne yaptılar? Halktan güzel bir şekilde topladılar diyelim ve hemen ilerleyelim. Hop sayfamıza geçemedik ve geçtik. Peki etkinliğimize gidelim. Milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren olayları işaretleyelim diyor. Doğal afetler aslında e, tabii ki de doğal afetler çok kötü bir şey değil mi? Sel, deprem, e, zelzele de diyebiliriz depreme, toprak kaymaları e, ama en belirgin aslında ülkemizde bir deprem örneği olabilir. Bu doğal afetler gerçekten e, çok ama çok e, kötü sonuçlara ulaştırılabiliyor halkı. Yani kötü sonuçlar elde edebiliyor çok fazla deprem. Deprem şiddeti yüksekse e, binalar yıkılabiliyor, yollar çökülebiliyor, e, çok fazla yağmurun yağmasıyla birlikte e, toprak kaymaları ve seller meydana gelebiliyor. Ama bunun sonucunda da aslında tabii ki de insanlarımız, hayvanlarımız, can ve mal güvenliğimiz tehlikeye girerek e, bunlar da olumsuz etkileniyor. Ama bunların sonucunda da hemen bir bakabiliriz. Biliyorsunuz büyük bir maraş. Antep, Urfa, Adana, e, Mardin, Adıyaman bir depremi atlattık. E, dolayısıyla e, çok büyük bir doğal afetti. Ama bunun sonucunda bütün Türk halkı yine ne oldu? Milli birlik ve beraberlik içerisine girdi. Birlikten kuvvet doğar dedik. Ve ne varsa elimizden geldiğince yardım ettik. Aslında bunun sonucunda evet milli birliğimizi güçlendiren olaylar yaşayabiliriz diyebiliriz. Ne dersiniz sevgili üçüncü sınıflar? Sonucunda evet diyelim sonucunda şöyle tık atalım. Peki doğumlar değil mi? Bunlar e, belki bir teyze olabiliriz, hala olabiliriz, dayı olabiliriz. Belki kardeşimiz doğum yapmış olabilir. Belki abla ya da abi olmuş olabilirsiniz. E ne olacak sevgili üçüncü sınıflar? Evlere, ziyaretlere gelecek. E, oradaki bir bebişe bir ne olacak? Bir hediyeler e, gelecek. Bebek görmeye gelecekler. Takılarını takacaklar. Bunlar bizim adetlerimiz ve dolayısıyla bunlar milli birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren adetler. Düğün Düğünler kesinlikle öyle e, çok uzun süredir görüşemeyen akrabalar düğünlerde görüşmüş olabilirler değil mi? E, i̇ki aile iki farklı aile birleşmiş olabilir. Dolayısıyla çok fazla hem insanın katıldığı bir ortam hem de bol bol konuşmanın oyun oynamanın olduğu bir ortam. Dolayısıyla birlik birlik beraberlik güçlendiriyor. Cenaze törenleri kesinlikle öyle. Hem iyi günde hem de kötü günde diye şu şekilde özetleyebiliriz bu üç bulutumuzu aslında. E, evet evde bir maalesef vefat etmiş biri olabilir. Ama bunun sonucunda da akrabalarımız, eş dostlarımız, değil mi? arkadaşlarımız, komşularımız, sevdiklerimiz ne yapıyor? Bize başsağlığına geliyor, taziyelerini veriyorlar. Bizim yanımızda olduklarını belirtiyorlar. E, dolayısıyla cenaze törenleri de milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlar. Alışverişler evet olabilirler kesinlikle öyle. E, birlikte alışveriş yapabiliriz, yardıma ihtiyacı olan ya da yardıma muhtaç olan arkadaşlarımızın, akrabalarımızın, komşularımızın ya da hiç tanımadığımız kişiler alışveriş yapabiliriz. Bayramlar da öyle hem milli bayramlarımız hem de dini bayramlarımız bizim Türk halkı olarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlar, olaylar diyoruz değil mi? Hem milli bayramlarımızı çok coşkulu kutluyoruz hem de kurban ya da ramazan bayramlarımızı ne yapıyoruz? Aile ziyaretleriyle taçlandırarak aslında milli birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz diyelim. O zaman bu sayfa gerçekten hem bol konuşmalı hem bol örnek anlatmalı Bir sayfa oldu zaten Sevgili üçüncü sınıf var burada her bir bulutta eminiz mutlaka bir örneğiniz vardır. İşte e, benim kardeşim oldu orada şunlar şunlar yaptık ya da e, yeni bir Ramazan bayramı atlattık. Hatta bir kurban bayramı yaklaşıyor. Şunları şunları yaptık, şunları şunları yapacağız. İşte şu kişinin bir düğünü vardı öğretmenimiz ya da anne baba ben şunu giydim, şunu yaptım, şuraya gittim. Annem babam şu takıyı taktı tarzında aslında birçok alayı e, ya da olayı aile içerisinde yaşayarak görüyoruz. E, bunlar da güzel etkinliklerimiz oluyor. Şöyle kendimize bir yıldız vermeyi hemen unutmayalım diye

Oo, çok güzel bir sorumuz daha var. Yukarıdaki paragrafta şurada bir yuvarlak sembolü var görmüş olduğunuz gibi. Aşağıdakilerden hangisi getirilebilir diyor. Şıklarımız milli bayramlarda, dini bayramlarda ve kurtuluş savaşında. Hadi okuyalım bakalım. Toplumdaki milli birlik ve beraberlik duygusu vatandaşları bir arada tutar. Vatan sevgisiyle bir araya gelen halk tüm kötülüklere karşı ülkesini savunur. Geçmişte bunun en güzel örneği neydi sevgili için sınıf Hatta bir 3-4 sayfa öncesinde direkt anlatmıştık sizlere resim göstermiştik halkımız insanlarımız ne yapmıştı evinde benim bir tane var olmaz ben getirmem dememişti evinde elinde avucunda ne varsa Türk halkına Türk askerine teslim etmişti ve bu sayede de ne oldu aslında güzel bir direniş bir milli beraberlik sonucu örneği olmuştu o da Kurtuluş Savaşı'nda diyoruz ve teşekkür ediyoruz bu soru için ilerleyelim. Milli birlik ve beraberliğimiz bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Kim söylemiş bunu? Mustafa Kemal Atatürk. Evet milli birlikten ziyade o milli beraberlik değil mi? O birlikte hareket etme duygusu aslında çok önemli. Örneğin bir sınıfımızın örnek verelim. Sınıfça sessiz olursak yani herkes aslında üstüne düşen görev yaparsa, arkasına yaslanırsa pür dikkat öğretmenin gözlerine bakıp öğretmeni dinlersizce bir ses bir gürültü olur mu? Olmaz. Ne yaptınız? Çünkü birlikte hareket ettiniz ve birlikten ne oldu? Bir sessizlik ortamı doğdu. E, dolayısıyla bu da güzel bir örnek, güzel bir benzetme olmuş olabilir. Peki yeni ülke, yeni arkadaş. Arkadaşlar, Sarina ülkemize İran'dan geldi. Evet sevgili 3. Sınıf mutlaka sınıfımızda farklı yabancı arkadaşlarımız vardır. Onlardan bir dil öğrenmeye, yemek kültürü öğrenmeye ya da farklı kültürlerini öğrenmeye çalışıyor musunuz mesela? Güzel bir soru. Hadi yorumlarda buluşalım. Mesela örneğin benim sınıfımda gerçekten İranlı bir öğrencimiz var. Ve biz onlardan farklı kelimeler öğreniyoruz. Mesela Farsça işte ona kadar saymayı öğrendik. ya da bir konu anlatıyorduk mesela sınıfça. İşte depremin eş anlamlısı. Heh, hatırladık onu işimde. Eş anlamlı kelimelerle depreme zelzele dedik. Aa öğretmenim biliyor musun biz İran'la depreme zelzele diyoruz zaten dedi. E, dolayısıyla aslında bir benzetme, bir metafor kurdu kendisiyle ve sınıfımıza hemen bir katılım gerçekleşmiş oldu. E, Türkçe'ye onu öğretiyor muyuz mesela? Onlardan farklı kelimeler farklı e, şeyler öğreniyor muyuz? Ya da ülkesine gidiyor mu? Oralarda neler var? İşte biz gitsek bize sorular mı değil mi? Bir sürü soru sorabilirsiniz. E farklı ülkelerden arkadaş edinmek gerçekten çok önemli. Burada sevgili Tonguç da Salina ile ne yapıyor? Sohbet ediyor. Türkçe bilmiyorsa öğretebilir mesela sevgili Tonguç örnek verebiliriz. E ona böyle hatta Türkçe bilmiyor olabilirler ama İngilizce kelimeleri çat pat biliyor olabilirler. Özellikle Türkçe bilmeden önce İngilizce belki e, iletişim kurmaya çalışabiliriz. İşte hello falan vesaire gibisinden. E, sonrasında ufak ufak zaten Türkçe kelimeler öğreterek e, adapte olacaktır diye düşünüyoruz. Evet şimdi de ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde tekrar konumuzu küçük küçük notlarla pekiştiriyoruz. Birlikte huzur içerisinde yaşamanın sırlarından biri çok önemli bir kelime hoşgörü ve farklılıklara saygıdır. Değil mi sevgili üçüncü sınıf var? Hepimiz aynı boyda mıyız? Hayır. Hepimiz aynı kiloda mıyız? Hayır. Hepimiz aynı göz rengine mi sahibiz? Hayır. Hepimizin ailesi aynı mı? Hayır. Değil mi? Hepimizin arasında zaten dış görünüş olarak yani fiziksel özellik olarak bir farklılık var. Ve bu farklılıklarımıza ne yapacağız? Saygı duyacağız. Bu sadece ülkemize göç eden kişilere değil. Aslında kendi ülkemizdeki arkadaşlarımıza da sınıftaki arkadaşlarımıza ne yapmalıyız? Hoşgörülü olarak saygılı davranmalıyız. Evet. Peki zorunlu olarak ülkemize göç eden kişiler neden ne yapıyorlar ya da neden göç etmiş olabilirler değil mi? Ülkede bir savaş olmuş olabilir. Ya da sadece savaş değil, ülkemizin eğitimle kullanmak isteyenler olabilir. Yani ülkemizde farklı bir meslek dalında okumak isteyenler olabilir. Bu tarz kişiler ne yapıyor? Ülkemize göç ediyorlar. Ve devletimiz tarafından da barınma, beslenme, eğitim ve sağlık alanında ne yapabiliyorlar? Hizmet alabiliyorlar. Tekrar söyleyelim. Hoşgörü buradaki kilit kelimemiz diyelim ve devam edelim. Peki farklı kültürler ne var? Misafir perver davran. Evet bizim Türk milletimizin en ama en önemli özellikleridir değil mi? Bir Türk milletini anlat ya da Türk milletini özetle desek üçüncü sınıflar misafir perver. Yani bir kere evimize misafir geldiyse onu yedirmeden içirmeden değil mi? Bir çay ikram etmeden bir bardak su vermeden asla yollamayız kaldırmayız, kaldırmayız göndermeyiz kaldırmayız asla diyoruz. Bu konuda hatta bazen böyle ısrarcı olabiliyoruz. E bu konuda tabii ki de turistlerimizi de aslında ne yapacağız? Çok fazla böyle sıkmadan, çok fazla onları yıpratmadan bu misafirperver tavrımızı sergileyerek ülkemizi sevdireceğiz değil mi? Peki farklılıklara hoşgörülü ol. Az önce mesela sevgili Tonguç'un yanında harika bir arkadaş vardı değil mi? Onu kimler fark etti ya da kimlerin dikkati çekildi? Evet farklılıklarımıza, dış görünüşlerimize, konuşmalarımıza, kültürlerimize, bütün farklılıklarımıza ne olacağız? Hoşgörülü ve saygılı olacağız. En önemlisi de paylaşımcı ve anlayışlı ol. Ee, belki arkadaşımızın beslenme çantasında eksik e, bir ürünü olabilir, e, ya da bir şeye parası yetmemiş olabilir, ya da arkadaşların arasında çekiniyor, utanıyor, bizimle aynı dilik konuşamıyor, daha çekimsel, daha sessiz olup oyunlarımıza katılamıyor olabilir. Ne yapacağız? Onlarla paylaşımcı olacağız, oyunlarımızı paylaşacağız. Bu sadece maddi anlamda olmuyor sevgili Çünkü sınıf var değil mi? Bizler öğrenciyiz, okuldayız. Ne yapabiliriz paylaşımcı olarak? Oyunlarımızı alabiliriz değil mi? Beslenmemizi belki paylaşabiliriz. Fikirlerimizi, bilgilerimizi paylaşabiliriz. Silgimizi, kalemimizi paylaşabiliriz en güzel örneği olarak. E, dolayısıyla zaten bunların hepsini yaptığımızı biliyoruz. Güzel ve geçelim. Evet güzel bir soru. Milli, birlik ve beraberliğin olduğu toplumda hangisi vardır? Yani hangisi doğrudur? Buralarda böyle soru kökünü okumak gerçekten çok önemli. Kıskançlık, yardımlaşma, nefret. Hangisi vardır sevgili sınıf sınıflar? Tabii ki de duyduk cevaplarınızı yardımlaşma vardır. Harikasınız. İlerliyoruz. Ta -tam. Pekiştirmeli soru. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere elmalar içindeki uygun kelimelere yerleştirelim diyelim. Elmaları biz aklımızdan yapacağız şimdi. Ülkemize göç etmiş kişilere nasıl davranacağız? Saygılı, merhametli, misafirperver değil mi? Bunların hepsini yazabiliriz. Siz hangisi aklınıza geliyorsa. Şöyle üç noktada hatta koyalım daha örneği var gibi. Ülkemizde farklı nokta nokta insanlar yaşamaktadır. Evet farklı kültürlerden farklı kültürlerden bu sadece aslında göç etmiş kişiler değil. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz birçok bölge var. Belki e, bir apartman dairesinde karşı komşumuz Rizeli iken e, alt komşumuz belki İzmir'de diyelim değil mi? Farklı kültürlerden, farklı insanlardan, farklı yemeklerden, farklı şarkılardan, farklı türkülerden bahsedilebilir. Peki ülkemize göç edenlerin dilleri farklı olabilir, kültürleri farklı olabilir. Yine üç nokta koyalım. Ülkemize göç eden insanların farklılıklarına tekrar ne olacağız? Saygılı olmalıyız hatta hoşgörülü de olabiliriz diyebiliriz. O zaman pekiştirdik mi bu güzel pekiştirmeli soruyla? Evet diyelim ve yıldız atalım. Peki sevgili sınıfı var. Bizler bugün neler öğrendik? Bu dersimizde milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren olaylar nelerdir? Ülkemize göç etmiş insanlara nasıl davranmalıyız konusunu öğrendik. Peki bizler bu konuyu pekiştirmek için ne yapacağız? Başucu kitabımızı alacağız. Ta -tam. Üçüncü sınıf Zor Bankası kitabı. Hemen şöyle Hayat Bilgisi kitabını açalım. Nerede? Evet işte burada. Evet birlikte güçlüyüz yeni ülke yeni arkadaş sayfa 244 yani H23 testi hemen açalım bunları en yakın kırtasiyeden gidip ulaşabiliyorsunuz biliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi bol renkli bol görselli çok 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 böyle küçük iki sayfacık bir pekiştirme ödeviniz var diyelim sevgili üçüncü sınıf bizim konumuzu dinledikten sonra bu ödevimizi çözerek ne yapacaksınız konumuzu güzel bir şekilde öğrenip zihnimize yerleştirebileceksiniz diyelim o zaman sizin en meraklı beklediğiniz sayfaya yanına. Ardından diyelim. Neresi o? Ödülü soru. Tatatatam sınıfımıza farklı bir ülkeden göç etmek zorunda kalan bir arkadaşımız geldiğinde nasıl davranmamız gerekir sorusuna bakalım kimler güzel bir şekilde cevap verecekler. Yorumlarınızı, cevaplarınızı güzel mi güzel figürleriniz bekliyoruz sevgili tüm sınıf. Kendinize çok iyi bakın. Diğer derslerde, diğer konularda görüşmek üzere diyelim. Sizleri kocaman öpüyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.